konuşuyoruz. Burada karşılıklı suçlamalar var. Tabii hep şunu söylüyorum. Karı koca, yani siz sonuçta çocuklarınız var. Evet. Sonuna kadar da anne baba olacaksınız. Bir yerde de uzlaşmanız lazım ama şu an tartışmalar inanılmaz hararetli. Şimdi az önceki o görüntüyü ben bir ekranlara getirmek istiyorum. Konu daha iyi anlaşılsın diye arkadaşlarım. Bizi yanlış anlamışlar. Birazdan hazır olacak, ekranlara getireceğiz. Senin istediğin görüntüleri de getireceğim sevgili Sakine. Teşekkür ederim. Tamam, hepsini getireceğim. Çünkü ben ne onun tarafındayım ne onun tarafındayım. Evet. İkinizi de tanımam etmem yani. Burada tanıştım. Memnun da oldum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi o görüntülerde sen diyorsun ki benim çocuklarıma bunu öğrettiler. Evet. Ben çocuklarıma şiddet uygulamadım diyorsun. Tabii ki de. Peki neden işte bu hazır gıdaları işte soda içiriyormuşsun çocuklara? Yalan söylüyorlar ya. Kendileri alıyorlar. Ben çalışmayan insan, param yok, ne bir şeyim yok. Ben son 8 ay çalışmışım. Nasıl alacağım? Neyle alacağım? Ama sakineciğim. Onları eve almadı sürece. Önce çocukların hazır gıda yediği görüntüyü bir ekranlara getirelim mi? Önce onu getirelim. Çünkü Mustafa, ne zaman çıktılar bilmiyorum ben o görüntüleri. Ama senin orada olduğunu iddia ediyorlar o görüntüleri. Bakalım. Sen, bir ekranlara gelsin. LED'e verelim. Biz de görelim lütfen. Tamam. Tamam. Hadi gelsin görüntü. Şimdi bu görüntülerde çocuklar bak çok küçük. Sen mi çekiyorsun bu görüntüleri? Hayır. Hani bir insan bunu niye çeksin ki? Dedesi alıyor zaten bunları. Sakine, sen çektin bana attın. Tamam. Babalar dedi bak cipsi yiyor dedi. Nerede ses var ben bilmiyorum. Ben bu avucu bu yüzden senin defalarca senin anneni aradım bak dedim senin kızın Mustafa, dedim. Mustafa sen de evdesin. Ha, sen şunu dediniz diyorsun evdesiniz. Ki sen şunu diyorsun ki 8 ben ay işteyken ben. Ben işteyken ne yiyor ne içiyor nereden? Ben aldığım maaş getirip sana teslim ettim. Hayır, biliyor musun? Sen yemeden aldığın sana teslim ettim. Bana teslim ediyorsun. 6 milyar ben sana para bak, verdim. Bak 6 Mustafa, milyar para verdim. En son sırada dedi ki Mustafa'nın 100 lira param kaldı dedi. Sen bana ben işe niye girmek zorunda kaldım? Kızım 1 yaşında. Artık dedim ki Mustafa dedim gel dedim evimizi ayıralım. Ben dedim artık istemiyorum. O da dedi ki ben eve bir kırık eşya almam. Sen almaya gözün kesiyorsa gir işe. Ya çocuklardayım ben ya. O eşyaları boş ver de. Konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Evet konudan devam edelim. Ben konu üzerinden söylüyorum. Dedesi bir dakika Mustafa dur. Dedesi bu hazır gıdaları ama o görüntü videoyu sen çekiyorsun. Senin sesin var. Hatırlamıyorum işte onu. Sen varsın. Dedesi de alıyor. Yok, dedesi görüntünün tamamını. Lazım. Siz de bir hatırlar mısınız çocuklar aldığın abur cuburları? Sen almadın mı? Soduyu iki verdin mi? Çocuğuna... Vurmadım ya ne konuşuyorsun sen ya? Canına, doğru çocuklarım olur. Benim yanımda, aylar da benim yanımda. Ben çocuklarımı dövsem, bakın pedagoglar bile görüştüler, çocukların benim yanımda kalmasına uygun gördü. Çocuklar bir çoğalınca gel. Delirdin mi? İftira atıp durma ya. Atliyede şeyler var, görüntüler var, görüntüler. Sen kendin karını döven insan bana bunu konuşamazsın. Ben karımı döverim, seni ne ilgilenir? Ramazan Bey. Kesin düşüyor. Sen diyorsun ki hadi paramı çağır. Değiştirme. Ama kendin de alıyorsun. Arkadaşlar görüntü hazır mı? Çocukların konuştuğu görüntü. Hazır mı? Geliyor mu? Hazır mı görüntüler? Giriyor musunuz o görüntüleri? Tamam. Görüntüler. O görüntüleri bir ekranlara getirmek istiyorum. O görüntüler öğretilmiş görüntüler mi? Siz kendiniz karar verin lütfen. Gelsin ekranlara. Dedeyi seviyor mu kızım? Evet. Babaanneyi? Evet. Ne kadar? Tato. Benim kızıma. Annen seni nereye vuruyor kızım? Niye vuruyorlar ana kızım? Yağmur. Ne? Dedeyi seviyor mu kızım? Evet. Babaanneyi? Evet. Ne kadar? Tato. Benim kızıma. Annen seni nereye vuruyor kızım? Niye vuruyorlar ana kızım? Evet çocuğu cevap veriyor sana. Madem ki bu çocuğu ben öğretiyorum. Niye vuruyor diye cevap bile vermiyor çocuğu. Madem ki bu çocuğu ben öğretiyorum. Konuyu değiştiriyorsun. Aa, babam da şahit. Konuyu atlıyorsun çocuğun beynini yıkıyorsun. Bak ben sana olayı söyleyeyim. Bak babam da şahit. Tamam. Sakin sen bir dinle sen de konuşacaksın. Ben bu çocukları icra... Bağırmadan Mustafa. Tamam çiğnemadım. Sakin. Bu çocukları ben icra yoluyla aldım. Bana dedi ki kızım büyük kızım baba dedi beni dedi annem dövüyor dedi. Ben aldım çocuklarımı Murat Köklük Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Polis dedi ki ne oldu dedim. Kızımın dedim küçük kızımın dedim bacaklarında yara var dedim. Büyük kızımı da dedim annesini dövdüğüne dair dedim iddiası var dedim. Polisin yanında söyledi. Vermeye gittik. Tamam söyle. Büyük kızımı da ben bunun bir hinlik yapmaya çalıştığını anladım zaten. Büyük kızım da benimle beraber gitti. Polis karakolunda dedi ki babam yalan söylüyor annem bizi dövmez. Karakolda benim kucağıma atlıyor çocuk oyunlar oynuyoruz ya. Neden anneyle, o zaman ben salındım? Anneyle çocukların görüntüsünü bir ekranlara getirelim lütfen. Öyle bir şey olsa benim Sakine'nin polis salar mı çocuklarıyla yani? Olan görüntüsü bir ekranlara gelsin hemen lütfen. İzleyelim. Hazır mı video? Ne
sakinle şimdi? Dayak yiyen çocuklar bu şekilde olur mu anneye? Daha sonra ama elimizde başka görüntüler de var. Şimdi bunlar çok mutlu olduğu anlarla ilgili görüntüler. Tamam, versinler görüntüleri. Çocukların vücudundaki yara görüntüleri, yara gibi. Onu da anlatabilir miyim? Önce görüntüler gelsin, anlat tamam. Lütfen. Bir görüntüleri izleyelim arkadaşlar. İzleyelim lütfen. Özellikle bu eller kalsın lütfen. Şimdi benim küçük kızım. Nedir bunlar? Bunlar biz ayrıldığımız zaman Küçükçekmece'ye halasının oraya gitmişler. Küçükçekmece göl kenarına yakın, sahil kenarı. Orada çocukları sinekler yiyor. Mustafa'nın kız kardeşi. Evet evet, yok Mustafa'nın değil, Ramazan Bey'in kız kardeşi. Mustafa'nın halası Hatice Hanım. Murat Bey, onların evindeydi çocuklar. Orada çocukları sinek yiyor. Ben bunlara dedim ki çocukları oraya götürmeyin. Bile bile gene götürdüler. En son aldığım günde zaten çocuklar bu şekildeydi. Eve getirdiğimde küçük kızım daha çok alerji oldu. Ellerine dağıldı. Ben bunun için zaten rapor aldım. Randevu aldım. Kan testi yapılacaktı çocuklara. Neden hani bu şekilde alerjisi? Bakımsızlık. Eğer orada çocuklar sakinin yerinde kalırsa çocuklar ölecek diyordu çünkü. Kesinlikle karşı taraf. Ben zaten randevu da almışım. Şu an bir çocuğumun vücudunda şu an bir yara yok. Şu an hiçbir şeyim yok çocuklarda. Tamam peki. Şimdi sakine. Onları kullandılar yani. O sinek şeylerini alerji olup taşımış. O çocuğun. Onlar, bir de bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika Mustafa'yı söyle sakin. Mustafa Bey de çocuk kalırken kaçırdığı süre boyunca benim kızım nasıl cama düşüp de nasıl kesiliyordu? Alnında 6 tane dikiş var Nehir'in. 6 tane dikiş var. Ve diyor ki adliyede ben gördüğüm zaman kocaman bant var çocuğun alnında, ufacık bir yaraya dikiş atılmaz. Diyor ki adliyede pedagoga, ya diyor duvara sürttü de diyor çocuk diyor ufacık bir yara var diyor, kaşımasın diye bant yapıştırdı. Çocukları alnında 6 tane dikiş vardı. Tamam, büyük kızım karşısın. Diyor ki aslında anne cam kesti. Şiddet gördüler. Kim kesti? Cam kesti diyor. Biz oynarken düşmüş. O kadar insansınız ya. Düşebilir tamam, anlayabiliyorum ama evet. Niye yalan söylüyorsun? Kaşıdı yok, duvara sürttü. Ben Mustafa söyle. Sakine. Bak şimdi burada birden fazla olay söylüyorsun. Bak ben sana tek tek söyleyeceğim. Ben sana tek alnındaki yarayı söyledim. Olayı açıkla. Didem Hanım, bu küçük kızımın büyük ihtimal ilk dünyaya geldiğinde sıkıntısı var dediler. Biz götürdük. Kalbi delik olabilir dediler. Hayır. Ne zaman götürdün? Şüphelen. Götürdük Mustafa. Ne zaman götürdün? Hayır bak dediler bak, ki. Bak sakine. Mustafa 3 ay sonra 6 ay sonra Hanım, yine bunun, bir gelin. Sakine sen konuştun mu dinle şimdi? Bu çocuğun ufak bir yarası olsa bir hastanesi olsa bunun sağlık ocağından başka hiçbir yere gitmiyor bu. 2,5 yaşına kadar bu çocukta gidiyor. Bir yara olmadı da. Şimdi bir şey soracağım. Sen şimdi diyorsun ki beni çocuk kaçırdığına suçluyorsun tamam mı? Bu evet. Çocukları ben ikinci kez bana 9. ikisinde geldi bana ne dedi biliyor musun? Bak ne dedi biliyor musun? Baba ben tuvaletimi yapamıyorum. Çocuk yanımda, benim yanımda sen ağlıyor. Sen kendin doktora götürdün, bağırsak gelişimi oluyor çocuk, o yüzden hayır, demedin mi? Hayır, bak Mustafa, ben, yalan bak, konuşma. Ben sana söyleyeceğim. Çocuğumu aldım, bile aynı anda konuşuyorsunuz. Bak, aynı anda konuşuyorsunuz. Çocuğumu aldım, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdüm, bana ne dedi biliyor musun doktor? Bu çocuğun dedi bağırsaklarında bir sıkıntı var. Bu çocuğuna dedi, özel hastaneye bu çocuğa dedi, şey yapılacak dedi, lağma yapılacak dedi. Ben kabul etmedim. Çocuğumu aldım, ondan sonra Murat Gölgü Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Bana ne dedi biliyor musun o doktor? Bu çocuğa dedi abur cubur 7 metreden dolayı dedi, bu çocuğun bağırsakları kurumuş dedi. Allah Allah. Ben seni aradım, dedim ki bak sakine, ses kaydında var. Ses kaydında bak, seni aradım, sana ne dedim biliyor musun? Sakine dedim. Bak sen çocuklara bakamıyorsun. Zaten ses kayıtları bende de bu var. Bu çocuklar. Ne dedim bana, ben bakamıyorsam çocuklara sakine. Bak Mustafa, bende de var ses kayıtları. Bak ben sana söyleyeyim. Ben de konuşabilir miyim? Sen tamam. Bana dedin ki sakine. Biz ayrılalım, tamam ayrılacağız diye biz konuştuk. Gel, çocukları niye kaçırdın? Bana imza vereceksin. Şimdi hiçbir şey istemiyorum dair. Tam bilmiyoruz. Ben, çocuk kötü mü ya? Biz bir dakika, Mustafa bir dakika, sakine bir dakika. Şimdi...